En sert ne dedin sen bu adama? En sert. Bir şey olmaz ya. Yani derim hani... Aman akının çocuğu diye böyle. Hayatım. Şimdi sansür geldi ama çok yanlış bir yerde geldi. Böyle yaptı bak. Aman akının çocuğu. Zaten söylememen gereken yer ilk iki harfti yani. Orayı söyledi. Sonra dedi ki bu çocuğu. Sansür orada olmaz. Ya karıştırma onu. Sadece orada olur yani. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre, Ataşehir Dastas'ta çok sevdiğimiz mekanda ilişki testi alkışlarla başlıyor. Canım seyirci, mahşeri bir kalabalık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlişki kaç sene sevgili Aliye? 13. 13 sene. Epey de olmuş ha. Bayağı oldu abi. Değil mi? Aynen. Bayağı bayağı. Zaman geçiyor. Evlilik de var. 6 senelik evlisiniz. Bir de çocuğunuz var. Aynen. Flört daha kıdemli. 7+6 şeyinden. İyi başladık. Hazırlanmış evde bunu söylerim. Anasını altırım. Öbürü de hiç konuşamaz arkamdan. Sıçarım ağzını onun da. Çocuk kaç yaşında? 2,5. 2,5. Allah bağışlasın. Ne güzelmiş. Kız erkek? Erkek. Erkek. Ne adı? Alp Deniz. Alp Deniz. Güzel de isim koymuşsunuz. Nerede tanıştınız? 13 sene önce mi daha mı önce tekabülede tanışmak? Tam 13 sene. Üniversiteden arkadaşız. Tamam. 3. sınıfta tanıştık. Şöyle, benim üniversitede ev arkadaşımın sınıf arkadaşıyla Fikri'nin ev arkadaşının sınıf arkadaşları. İkisi de İstanbul İşletme. Yani siz bir yerde çarpıştınız mı şekerim? Yani. Ya bu çok küçük ihtimal yani. Ya bir ortamda o zaman denk geldiniz. Ben anlatayım. Benim ev arkadaşımla... Sakin ne anlattı şu an? O yapamıyor yalnız ben anlatayım. Kıza da böyle bir bakış attı. Anlatamıyor hiçbir şeyi zaten. Ben anlatayım. Benim ev arkadaşım sınıf arkadaşıyla. Onun ev arkadaşının. Evet. Tamam başlıyoruz. Ev arkadaşlarımız sınıf arkadaşı. Hayır. Bu kadar. Ev arkadaşlarımız sınıf arkadaşı. Ben daha Fikri'yi tanımıyorum. Sadece arkadaşını tanıyorum. Senin ev arkadaşın bir kız. Evet. Fikri'nin ev arkadaşı bir erkek. Evet. Bunlar sınıf arkadaşı. Doğru. Evet. Anladım lan. Kendi çabalarımı anladım ya. Evet. Senin dedi bir arkadaşımla tanıştıracağım dedi. Tamam. Ama tanıştırıcı arkadaşı da Fikri değil. Üçüncü diğer ev arkadaşı. Öyle mi? Aynen. Biz üç kişi ona kaldık. Ona niyetti yani. Niyet öbürüne miydi? Niyet öbürüneydi. Biz de... Sen öbürünü beğenmedin mi? Yani karşılıklı beğenmedik birbirimizi. O evlerine gittik. İşte davet ettiler. Böyle işte çay içiyoruz bilmem ne. Ama Fikri evde yok. Fikri yok. Ben de evde yokum yani. Evet. Ben de başka bir işte diğer sınıf arkadaşlarımın evinde batak atıyoruz biz de. Öyle bir durumdayız. Kere daha bu programda arkadaş derseniz ben burada kalkar giderim. Tamam. Sonra Fikri geldi eve. Biz orada tanıştık ilk. Fikri beğendin mi ilk gittiğinde? Tabii. Öyle bir elektrik. O gün flört başladı mı? O gün. Hayır, aslında ben çok hoşlandım. Ve ondan o gün ve sonraki herhalde bir iki ay ben ulaşmaya çalıştım sürekli. Hadi be, aferin kız. Yani böyle işte arkadaşını arıyorum, bana telefonunu ver. İşte ben sürekli, hadi kahvaltı yapalım. Hadi işte dışı, yani sürekli benden bir teklif gidiyor. Geliyor mu o da? Geliyor ama devamı yok. Hani yemeğini yiyip kalkıp gidiyor. Yani ya çok bir şey olmuyor. Yani olay flört. Bugün de doyduk. Aynen. İyi, bugün de kaşarımızı yedik, peynirimizi yedik. Evet. Aç kalmadık çok şükür. Hemen kalk gidiyorsun. Yani, öğrenci evet. Yani işte aç kalmamak için. Yani evet. Sen o sıra alıcı gözle bakmıyordun. Yani alıcı gözle bakıyordum da yani işte öyle bir şey olmadı. Ya yani genelde böyle kalabalık buluşmalar falan. Yani tam o teke tek flört durumuna tam bir şekilde geçemedi yani. İlk ne zaman teke tek flört? Teke tek, ya aslında teke tek flört değildi. Yine bir benim uğraşlarım çabası, yani benim uğraşlarım sayesinde bir teke tek buluştuk ama yine adı flört olamadı bir türlü. Nerede tuttu kim kimin elini? Ne en zaman? En son şöyle bir şey oldu. Ben yine artık dedim ki hadi kahvaltı yapalım hep beraber ama birebir görüşme, hani bir ortam, tam böyle ortam olmasın diye de yine arkadaşlarla kalabalık bir kahvaltı yapacağız. Avcılar'da bir kafedeyiz. Kahvaltıyı yaptık. Yemeğini yedi, böyle hani yumurtayı sıyırdı. Hadi ben gidiyorum dedi, kalktı gittiler. O mu senin özelliğin mi böyle? Süper kahraman gibi yumurtasını yer gider. Eggman. Ya esasen öyle... İngilizce biliyorsunuz, aferin. Şeyde, ya üniversitede öyle bir dönemime denk geldi herhalde. Yani sabah 6'da uyuyorum, akşam 6'da kalkıyorum. Yani öyle bir döneme denk geldi. Aliye de hep organizasyonları, kahvaltı
olarak yapınca... Adamın enerjisi yok. Ben yokum yani. O saatte yani. Adam öyle enerjisiyle yaşıyor hayatı. Aynen. Yani. İşte gittik kahvaltı yedik. Ondan sonra işte Ali'nin dediği gibi biz kalktık. Tam gidiyoruz. Bir dakika, orasını ben bir anlatmak istiyorum ama. Tam şimdi kafe camlı bir kafe. Ben de tabii sinir oldum, kalktılar yine. Camdan aşağı bakıyorum. Hani çıkacaklar, ne tarafa gidecekler? Yani yukarı giderlerse başka bir organizasyona mı gidiyor? Aşağı giderse eve gidecek. Okey, bana söylediği gibi. Çıkmadılar kafeden. Aşağıda yoklar yani ortalıkta. Arkadaşımla böyle dedim ki yani Çağla, bunlar kafeden çıkmadı. Hala kafenin içindeler. Kafe de böyle üç katlı bir yer. Ben çıktım kafenin içinde, arıyorum bunları. Şey oldum çünkü, bulacağım ve ne yapıyorlar. Sen de az hırslı köpek değilsin ha. Ama yani ben zaten sürekli yiyip kalkmasına bir sinir olmuşum. Buldun mu kafede? Buldum. Nerede vermiş? Polonun arkasında keşkil yiyorlardı. Hocam senin tek derdin doymak olabilir mi o zamanlar? Çok mu açtın annem sen? Ya o da şöyle car yani. Yine aynı şeyi söyleyeyim. Şimdi tam mekandan çıkacağız. Böyle hani mekanların çıkışında böyle sağ tarafta veya sol tarafta böyle tatlı reyon olur ya. Tam dışarı çıkacağız falan. İşte arkadaşımız İsmail, yani o aslında pis boğazdı. O da dedi ki abi dedi şurada dedi bir tatlı gömelim mi ya dedi. Ben dedim ya oğlum masadan kalktık, şimdi tekrar masaya geri mi döneceğiz dedim. Abi şurada köşede gömeriz ya iki dakika dedi. Nerede gömeceğiz abi? Yani şöyle bütün binayı taşıyan bir kolon gibi bir şey var orada. O kolonun arkasına geçtik biz. Yiyoruz tatlıyı falan. Arkadaşlar böyle. Daha kimse kimsenin elini tutmadı, kimse kimseyi öpmedi. Öpecek 14 abi. Dakikadır soru soruyorum. 3 kere doydun, bir kere keşkül yedin yani. Evet. Gelin artık şu flörte. İşte ondan arkadaşlarla sonra... yine bir sabah. Evet. Altıda kalkmışız. Ya ondan sonra ceryan etti aslında. Ya ondan sonra ben zaten... bütün mekanı dolaşmış artık çıldırma durumunda. Kolonun arkasında bizi gördü. Biz de tam yiyorduk böyle. Puh, Allah belanızı versin sizin be dedi. Biz, yani tüh yani, dedim ondan de, sonra ya, ben vallahi zaten... Vallahi yanlış anladım falan filan diye biz evet. Şey yaptık. Yani çünkü hiç şık bir hareket olmadı yani. Ne kadar küçük bir hikaye ya. Hiçbir şey olmuyor şu ana kadar. Nebi yani. İlişki testine bak, keşke konuşuyoruz 15 dakikadır. Güzel miydi bari keşke? Sen seversen onu konuşalım. Yani yanık da evet. Yanık bir keşke. Ondan sonra ben bütün irtibatı koptum. Hala yanık diyor. Tövbe estağfurullah ya. Bir tane daha olsa bir tane daha yerdik Mesut Bey. Sonra ben bütün irtibatı kopardım. Dedim ki artık hani bu kadar da değil yani, uğraşamayacağım senin için. Ben arama sorma, bitti artık, ne haliniz varsa görün dedim. Ve irtibatı kopardım. Ondan sonra o bu sefer benim için uğraşmaya başladı. Tamam. Ve ilk flörtöz buluşma ve yaşama ondan sonra oldu. Nereye gittiniz? Valla yine yan kafe. Avcılar'da. Evet, yine Vanessa diye bir yer vardı. Kafe. Bir Avcılar. Kafesi vardı. Böyle İstanbul Üniversitesi, evet. Avcılar Kampüsü. Hı hı. Orada böyle Bulgar müziği, son ses böyle cızvraya falan böyle işte. Son ses böyle anlamıyorum. Azıcık söylesene ya, ortam olsun burada. Azıcık Bulgarca söylesene, bir şey olmaz, sen hakimsin. Cızvrıt falan böyle bir şey yani. Dil bu şekilde de hakim. Kim acaba bu? Bulgarların ünlüsü Bulgar'ın Tarkan'ı mı acaba? Ya evet, Bulgar'ın evet Tarkan'ı gibi. Acayipsin cızdırımızdır ya, orada da öyleymiş. Ne güzel. 13 yıllık zaman zarfı içerisinde hiç ayrılık oldu mu? Oldu evet. Çok güzel. Çok kez oldu. Çok kez. Yani böyle uzun süreler mi? 2-3 kere olmuştur. Ne yani kadar süre? Şöyle, sonra biz mezun olduk ve Fikri uzak yol kaptanı zaten. Aa! Evet. Evet. Ve denize gitmesi gerekti. Şu anda da öyle. O zaman. Şu an yani işte 2013 itibariyle hani gemi hizmetini bıraktığım için hani şu anda işte lojistik satın alma yapıyorum. Yani şu an normal ofis. Mesela bu uzak yol kaptanıyken kaç ay gidiyordu? 6+ diye gidiyor. Yani 6 aylık bir kontrat atıyor. Sonra işte ne kadar boşluk bırakacaksa 2-3 ay. Sonra bir daha 6 aylık bir kontrat oluyor. Ama ondan öncesinde şu oldu zaten. Ben şey dedim. Ben uzak yol kaptanı birisiyle bir ilişki yaşamak istemiyorum. Böyle bir beklemek de istemiyorum. Ya Deniz ya ben dedim. Deniz dedi, gitti. Keşkül. Evet. Ya Deniz ya ben. Yo. Tercihim belli. Bana bir kolon bul hemen. Evet, öyle oldu. Okey dedik, ayrıldık biz tekrar. Ama bu sefer şey bir ayrılık oldu. Hani yani okey, hayallerin peşinden koşmanı ben de destekliyorum bir arkadaşın olarak, ama sevgilin olarak bundan sonra devam edemeyeceğiz. Hani haklısın da canım, yerden göğe. Yani evet, hani gitti sevgilin mi, olamam ama arkadaş olarak her zaman buradayım ister. Bu ne zaman, hangi yıla tekabül eder bu? Bu 2011. Ha, yakınmış da. Evet. 2011. Tamam. Sonra ne oldu da tekrar barıştınız? Sonra o da zaten... O sırada 6 ay ayrıldınız ya. Kimse oldu mu başka hayatlarınızda? Yok, olmadı. Sıfır.
Sen de? Benim olma şansı yok zaten gemide olduğum için. Ben de denizcilikle ilgilendiğim için yani şimdi görüşmüyoruz ama ben sürekli geminin konumunu takip ediyorum. Öyle mi? Tabii uydudan gemiyi... Şerefsiz Barcelona'ya gitmiş ya. Evet ve şey hani mesela limana yanaştığını görebiliyorum. Ve o limana yanaştığı zaman kaç gün limanda kaldı, o sırada beni arayacak mı, aradı mı diye bir yandan da ben de takipteyim. Kaç gün kalıyor limanlarda? 2-3 gün yükü bırakıp alıp tekrar devam ediyor. Sen. Annem inanmış yükü bırakıyorlar, yükü alıyorlar. Zaten 3 gün sürer o. Ama ben limide de... yatıyorlardır ki. Ben de aynı işi yapıyorum ama hani... Sen de mi? Sen de mi kaptansın? Ben kaptan değilim ama o gemileri organize eden bir firmada çalışıyorum. Şu an? Onun çalıştığı gemide değil ama başka bir... Sizin mezuniyetinizin bölümü ne? Benim deniz ulaştırma işletme mühendisliği. Ben de lojistik. Ha, sektörleriniz aynı aslında şu an. Aynı, evet. Evlenme teklifini kim etti? Evlenme teklifini ben ettim. Nerede ettin? İki defa ettim ben. Birincisinde evlenme teklifini ettim. Sonra ayrıldık. Yani, kabul etmiş miydi? Evet kabul etmişti. Prensip. Kabul ettikten sonra niye ayrıldınız? Yani. Ya ama o teklif sayılmazdı. Yani yüzük yok, bir şey yok. Sadece bana hani birlikte yani bundan sonra hayatlarımızı birleştirelim. Tamam yani prensipte anlaştık ama bunu bir teklif olarak kabul etmiyorum. Daha sonra konuşuruz tekrar sen hazır olduğunda diye. Ha, yüzük yok, sen fikren teklif ettin. Evet, ya evet yani. Hani işte bu yaşamımızın bu anına kadar ben ve sen olarak geldik. Bundan sonra işte biz olarak devam etmek istiyorum falan gibi bir şeyler söyledim. Ben de kusura bakma. Duyduğum en sikko söz emeği vallahi. Evet. Bundan sonra onlar olmaya var mısın tabii? Bundan sonra Deniz Keşkül ve ben. İkincisi de tabii zaten o da artık hani evlenmeye çok yakın bir süre. Artık 6 ay falan 2014 kalmıştı. Falan artık. Yani, evet artık yani. Evleneceğiz zaten. Hani ona çok yakın bir süre de yani o şey çok bir anlamı da çok bu fazla. Bu sefer de yüzük vardı. Ama mekansız. Mekan ve konuşma yoktu yani yüzüğü böyle hani. Zart diye. Normal başka bir şeyden bahsederken yüzüğümüz. Ya, yani gibi. Annelerin nerede? Sen şey yapma konuş sen cevabını ver. Nereden ne zaman alacağız onları? 9 gibi alalım tamam. Sabiha'ya biniyorlarmış. Ya hiç var mı taktın yani? Ben zaten yüzük kabını gördüm yani böyle sehpaya böyle yüzüğü apar topar kabını bir yere koymuş. Aa bir hani... Bir kabı niye saklamadın? Hiçbir ya program yok ki işte yani. Onu hatırlamıyorum da şu kutuyu da tutar mısın dememişimdir herhalde. Herhalde dememişim. Kutuya bastın ya acık dikkat et. İlişkinin kıskancı kim? Bence Ali'ye. Yani diyebiliriz. Bence yani ikimiz de çok değiliz ama birisini seçmek gerekirse. Nereden anlıyoruz hocam bunu? Yani bizim Ali'ye genelde alanını belli eder. Ali'ye yani, kokarca galiba öyle tahmin ediyorum. Yani şöyle, Ali'ye şuraya işedi mi? Biz anlarız ki Ali'ye burada. Yani hiç, evet. İşte unutmadığım bir iki tane öyle enstantane var. Mesela ortamı hiç tanımadığı bir kız geliyorsa beni öpmeye başlar mesela. Hayatımda bu kadar net bir evet. Alanı var dediğim bu mu yani? Ya. O ah kadın. Evet. Yine özlemişim ha öpüşmeyi. Ya şey evet. Belli olsun hani. Ya tamam da hayatım. Olmasın diye. Orada mesela küçük bir serçe parmağınla azıcık dokunursun. Ne bileyim beline sarılsın. Dümdüz adama yumulmak ne bir şey yani. Kadın geldiği gibi. Aynen. Ve yani, senin hoşuna gidiyor mu hocam bu işten içe? Ya ben çok anlamsız buluyorum açıkçası. Evet. Gerekirse. Yani müthiş saçma sapan bir şey bu yani. Şeyde 2008'de bu hatırlarsınız işte Türkiye işte Avrupa Şampiyonası'nda falan. Tamam. O zaman bir arkadaşlardayız biz böyle. İşte yine hep beraberiz. İşte Amerika'dan bir kız gelmiş. O da Erasmus'la gelmiş. Ben de işte üniversite döneminde işte Amerika'ya gidip geliyordum vesaire falan. Şimdi öyle bir çağrışım oldu. Herhalde yani Amerikalı kız bana yazacak gibi bir herhalde bir hissiyata büründü. İşte hemen beni öpmeler falan filan. Neyse biz Çek Cumhuriyeti maçını izliyoruz. İşte maç döndü işte 2-0'dan 3-2 oldu falan. Ondan sonra tabii herkes koptu 3. golle. Ondan sonra ben bir baktım. Ben herkes Amerikalı birbirine kızla, sarılıyor. Ben de Amerikalı kızla... Bir anda sarılmışım. Tesadüf ya. Yani tesadüf. Şurada Polonyalı oturuyor, burada Amerikalı. Maça seviniyoruz. Yani 3-2 yemişiz. Ya evet. Esasen kız tabii çok fazla futbolda bilmediği için bizim o sevinçlerimize anlam da veremiyor. O da bağırıyor falan. Mesela o kadar insanın içerisinde 1/2 da o kıza sarılmış olmak. Matematik her şeyi anlatır. Kaç kişiydiniz orada? Herhalde 15'te 1 olabilir. 15'te 1. Neden mesela gözlerin hanımı aramadı? Sevinirken. Ya onlar da işte hani olay böyle hengameye bindi ya işte 3. golde aa falan. Sen kuzum sevindiğin zaman kimle sarılıyordun?
Ben işte hani onları ayırıp... Yani evet. Ki bu başta bir hani öpüp bir belirlemiştim aslında. Ben alanımı belli ettim. Ben alanımı orası belli sidik kokuyor orada görmesi lazım. Ona rağmen yeterince öpememişim. Sarıldılar. Yani. Evet. Sen sinirlendin mi gittin ayırdın mı gerçekten? Yok canım. Yok yani bakışla böyle. E tabii hani abi o kadar ama o kadar yani bakılır ya. Yani tabii. Tabii o kadar da kıskanılsın yani. Ya bir de öyle bir durumda ben kıza müdahale etmem zaten hani Fikriye. Tabii. Yani sonuçta misafir. Fikriye kız... tükürmen lazım böyle bir durumda. O zaman kız da anlar. Değil mi yani? Sarıldıklarında öyle. Fikriden sektirerek kıza tükür. Biri bir şey derse sana tükürmedim dersin. Buradan böyle çarptırarak tükürebilirsin. Evet, evet. Anladım. Başka? Var mı böyle an? İşe başladığı zaman hemen tamam. Bir kocaman çiçek. Çiçek gider. Kendinle gider misin işin ilk günü? Yok ben gitmem. Ha. O zaman çiçek. Çiçek gelir. Çiçek gider. Yani görünür bir çiçek gelir. Ne? Kaktüs falan gelmez. Ne kadar büyük? O kadar sevgi büyük. Ya da işte bunun işte bir... Ben ne kadar büyük diye sordum. Adam deyimi tamamladı. O kadar sevgi. Gördünüz mü? Boşta kalan sorumu gördünüz mü? Ne kadar büyük? O kadar sevgi. Moderatör olarak çok üzülüyorum şu an. Geçiştiremedim de çünkü kayıtlı bu yani. Rezil olacağız kaç yüz bin kişiye. Çiçek ne kadar büyük? Çiçek büyük. Oğlum niye ısrarla cevap vermiyorsun? Elle bir göster. Büyük mü yani? Yani büyük bu. Yok. Yani işte şöyle falandır en fazla yani. Ha tamam. Evet. Ergin bir orkide. Ergin ama yani 18'i yeni daha bitirmiş. Yani şey öyle yani orkide. Bir kız arkadaşım var orkidesi. Evet anladım anladım. Bu peki bu çiçek hocam içten içe hoşuna mı gidiyor yoksa ya yine beni kontrol ediyor mu diyorsun? Yok hiç öyle bir yani o konuları açtığımız için yani öyle bir aslında yani hiç öyle bir konu olmadı bizde de. Aha. Ya tabii bu tip ayrıntılarda? Ya ayrıntılar beni hiç rahatsız etmez. Etmez. Hoşuna gider mi? Yok hoşuma da gitmez. Yani öyle mi? Çok nötrüm yani. Göndermese de olur. Yani hiç takılmam. Hah anladım. Hiç takılmam. İlişkinin dokunmatiği kim daha çok muç? Ben daha çok ha. Dokunmatiğim evet. Nereden anlıyoruz bunu? Ben hiç dokunmam. Yani ben çok sevmem böyle. Orada da bir alanım olsun isterim. Yine kendi alanımı bu sefer belirliyorum. Şuraya işedim. Oraya yaklaşırsan. Evet yani o sürekli böyle gelir. İşte böyle hani... Gel bir öpeyim, sarılayım ya da böyle her tıraştan sonra öp beni diye hayır, böyle bir şey. Böyle bir ritüel. Ritüeli vardır. Sen sürekli mesela böyle eli bir şeydir yani. Tıraş oldu öp beni dedi. Şöyle mi öpüyorsun yani? Ya öyle öpmüyorum da mesela şey yaptıysa eğer böyle bir şey sürdüyse sonradan üstüne evet. Yani onu sürmeden gel ya da yıka öyle öpeyim falan. Ha öyle mi? Böyle bir şeyim. Çok kokular beni çok rahatsız ediyor. Sen hocam sen de dokunulmak ister miydin? Senin kadar dokunmatik olsun ister miydin yani? Bunun bir şeyi var mı eksikliği? İstemezdim. Çok da istemezdim yani. Hani o kadar yani ben de o kadar yani şey kendim istemiyorum. Sevgimi çok belli eden bir insanım. O tamam. Şekilde seviyorum ama hani o kadar işte şey değil. Yani hani bana çok dokunulsun aman işte hiç bana sevgi gösterilmiyor falan gibi bir öyle bir rahatsızlığım. Ha, bir kişi dokunacaksa o ben olayım diyorsun. İlişkide. Ya yani evet. Kafası da karışık. Aynen. Bana bir keşkül getirmişsiniz. Ne olur benim şekerim düştü ya bir acık. Size zahmet. Ayrılıklar olduğunda göre siz ara ara kavga ediyorsunuz o zaman. Tabii. Kavgalar bağır çağır mı? Tabii. Valla böyle duvarda tabii. Bir şey kırmacısına falan. Kırmışlığımız yok ama hani bir kırsak kırar yani öyle şey olur. Ama küfür, kıyamet, bağırma. Valla yani, en sert ne dedin sen bu adama? En sert. Bir şey yapmaz ya. Yani derim hani amına bunun çocuğu diye böyle. Hayatım. Şimdi sansür geldi ama çok yanlış bir yerde geldi. Böyle yaptı bak amına bunun çocuğu. Zaten söylememen gereken yer ilk iki harfti yani. Orayı söyledi. Sonra dedi ki bunun çocuğu. Ya. Sansür orada olmaz. Ya karıştırma onu. Sadece orada olur yani. Çocuğu ya da tipini çocuğu diye böyle bir... İbini siktiğimi çocuğu. Yani... Ederiz yani. Tam olmadı yani. Sen tam bilmiyorsun. Anladınız. Anladık ama yine kanal kapandı şu an yani. Sansür olmadı şu an. Yani nasıl olsa kapandı deyip daha... Hayır hayır. Yani çok ağzın sert,
şey yok onda, rahatsız. Yani evet, sinirlenince şey yapabiliyorum. Valla. Sen hocam? Ben çok yani çok öyle yani kötü bir şey söylemem yani. Aptal salağa çok geçmez ama şöyle yani bizde zaten kavga hani kavga grafiğini söyleyeyim. Ali'ye başlar kavga etmeye. Başlar. O yükselir, yükselir, yükselir. Arada ben bir yükselirim sonra o tekrar öyle hani sonsuza dek devam eder. Yani sen kısa bir anda ben evet pek yani reaksiyon vermiyorum. Yani. Ama hani bir noktadan sonra benim de sabrım tükendiği için ben de bir karşılık veriyorum. Sonra ama devam ediyor. Ama ben daha hızlı bir şekilde hemen hani normal hayata geri dönebiliyorum. Hani hadi bakalım hadi yemek yiyelim. Hani her şey çok normal bir şey. Evet. Hani öyle diyebiliyorum. Evet. Ama ne kadar çocuğu? Ne zaman yemek yiyeceğiz ya? Ya ben, açım ben ya. Benim ben açım. Sen söv, anama da söv de açım ben. Bana bir makarna bir şey yap ya. Peki aşk sözcüğü söylüyorsunuz birbirinize arada yalnız kalınca? Söyleriz. Tabii. Ne mesela? Kendine, kendinize özgü. O kelime. Ya ben çok sık şey yani evde, sokakta, her yerde böyle kocam, kocam, kocam. Aşk sözcüğüne bak. Kocam. Kocam derim çok ama onun haricinde işte hani aşkım. Bence sen yolda falan tişört giy bir tane ok olsun solunda kocam yazsın. Hepimiz bilelim kimin kocam. Kocası. Evet. Canımın içi derim çok. Sevdiğim ben çok, derim. Ben de kullanırım. Çok güzel sözcüktür o. Canımın içi. Canımın içi. Sevdiğim, sevdiceğim. Öyle. Sende hocam var mı? Ben de bir tanem. Prensesim. İşte kuşum gibi. Yavaş yavaş sikolaşıyor. Prensesim, kuşum, keşkülüm. Keşkülüm. Böyle geleneksel merasimler oldu mu? Kına, nişan, düğün hepsi. Tabii tabii hepsi oldu. Kız evet. İsteme? Çok da evet çok da. Kız isteme yani, nasıldı? Gergin miydi acık? Kız isteme ben işte en büyük çocuk benim bizim ailede. Tabii babam hiç öyle bir tecrübesi olmadığı için o biraz gerilmişti başta ama çok... Yani sonra rahat geçti. Babam mı gerildi? Babam çok gerildi. Anlatsana azıcık nasıl gerildi baban? Ya babam işte daha önceden öyle bir tecrübesi olmadığı için sürekli anneme bakıyor böyle. Sürekli bir anneme bakar modda. Adını unutmuştu hatta. Ha hatta yani. Adımızı unuttu aynen. Şey şimdi sürekli bana bey diyor. Şimdi aynen, hatta... Fikir Bey'i yanımıza getirdik ama evet, kim bilir kim. Evet, öyle. Öyle bir durum yani oldu. Sana Fikir Bey mi dedi kendi hatta oğluna? Hatta şöyle dedi işte evet. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızımız Aliye'yi oğlumuz Fikir Bey'e Ali Rıza Bey gibi tadımız kaçmasın verin artık. Ya evet sürekli bana bir bey deme işte modu falan. Ondan sonra tabii kayınpeder bizim çok rahat çok da iyi bir insandır. Onu yani rahatlattı öyle söyleyeyim. Genelde hani kız tarafı biraz gergin kalınca erkek tarafı ne yapacağını bilemez. O bizi biraz rahatlattı. O da çok yani rahat bir insan. Şeyler de tanışmamız da kayınpederle çok o da ilginçti. Nasıl? İşte ben gittim Aliye'lerin evine. Çok da rahatım böyle. Ya ne olacak canım işte tanışacağız falan filan gibi. Ondan sonra işte kapıyı işte çaldık. Kapı açıldı. Sonra ben içeri girdim. Ya bir gerildim. Bir aşırı gerildim yani. Ya elimi ayağımı hiç koyamıyorum hiçbir yere. Ya tamamen kilitlendim yani öyle söyleyeyim. Ondan sonra ya yavrum biraz bir rahat ol falan filan. Ondan sonra geldi ya bir işte yukarı çıkalım falan. Bir yemek hazırlığı, bir mangal hazırlığı var orada öyle söyleyeyim. Yukarıda işte sarı yerde oturuyorlar işte Aliye'den. Ondan sonra işte terası falan bayağı güzel işte manzara falan. Ondan sonra mangalı şey yapacağız. Anlar mısın bu işlerden dedi. Ondan sonra yani işte yaktık 3-5 falan dedim ben de. Ondan sonra ya işte bir tahta falan bir şeyler bakalım falan dedi. Şimdi açtı torbayı. O hep hani o tip insanlarda organizasyon olur ya şömiyenin kenarında. Açar işte talaşı vardır falan. Bitmiş. Hiçbir şey yok. E nasıl yakacağız bunu falan filan. Ondan sonra... Tam işte sizin oturduğunuz sandalye gibi böyle bir cevizden bir sandalye var böyle masanın kenarında. Şunu kırsana ya dedi. Kırsana mı? Aynen şunu kır ya yakalım dedi. Çok keyfine düşkündür babam ya o mangal yapmak. Sen önce tabii şaka yapıyor zaten. Yani. Ben olayı anlayamadım hani bir güç gösterisi mi yapacağım ben falan. Bakalım kızı kime veriyoruz? Al şu baltayı. Oldum baba. Ya işte öyle ceviz mi kayın mı bir insan bir... Kırdın mı? Ya ben onu kırana kadar öldüm yani öyle söyleyeyim. Ha denedin. Ya bir oraya vuruyorum, duvara vuruyorum. Ya ne saçma şey. Oldum baba. Aynen. Yani ben böyle bir bacak falan, 4 bacak çıkardım ben ondan. Yani bunları yakalım mı ne yapalım yani artık balta lazım yani öyle söyleyeyim. Ya mümkün değil benim. Duvarlara vura vura mı kırdın? Ya vurduk bayağı böyle kırdık ya. Ya bu nasıl ev bu? Milattan önce 2. yüzyıl bu ne ya? Sarı yerde terastasınız mangal yakıyorsunuz. Ya duvarda bilmiyorum. Sandalye kırıyor ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Ya ilginç. Adamın da ilk mangal olabilir ha böyle bir şey yok çünkü yani. Ya. Değil mi?
İlk köftesi, ilk mangalı bence yani. Yani işte o anı bozdu. Yani sonra anladım tabii onu. Ya yani onun bir keyfi varsa hani ben de o şekildeyimdir. Biraz da hani eğli keyfimdir o konuda. Hani o anda yani o keyfim varsa o keyfi bozmam. Abi keyfi sıçıp atmışsınız yani. Sandalye kırmak ve keyifli keyifli otururken laps laps. Komşu gelmedi mi hiç aşağıdan falan? Yok zaten yok, şey müstakil bir... Fakirlik! Üst kat kısmadı mı ya? Ev sahibi demedi mi kiradan düşerim ben bunu diye? Ulan sorma vizyonsuzla sıçayım ya. Abi zaten apartman onları rica ederim. Alt kat komşusu diyor. Nasıl yaşamışsın 40 yaşına kadar? Ne olarak kayıtlı bu adam sende? Kocam. Ya sen ne kadar meraklısın. Kocam da kocam, kocam da kocam. Neli böyle. Allah Allah. Kocam diye kayıtlı. Bu bölümü Aliye ve kocası olarak yayınlayalım mı ister misin? İlişki testi 110. bölüm. İlişki testi. Aliye ve kocası. Ya ben de bir... Onda elinde sandalye var duvara vuruyor. Kocam diye kayıtlıydı. Sonra bir ara bir bütün telefon rehberimi ben isim soy isim olarak yaptım. Onu Fikri Bıyık diye kaydetmiştim. Fikri Bıyık mı? Sonra o da rahatsız takma oldu. İsim gibi lan bu. Tekrar kocam. Hani böyle çok solcu yazılar yazan var ya böyle hani Fikri Bıyık kod adıyla. Kim bilir evet. Kim bu filan hükümete giydirmiş. Ya bir şey gibi hani eşim diye kaydedilmesi gibi ama eşim bana çok şey geliyor. Kocam daha böyle sanırım. Sen de ne olarak kayıtlı? Bir tanem. Allah Allah. Ne kazandığını bilir misin bu adamın? Tabii bilirim. Sen onun? Tabii bilirim. Kim daha çok kazanıyor? Ben daha çok. Öbür türlü olsa dert eder miydin hocam? Yok. Oldu. Şöyle sen 5.000 lira alıyorsun. Hanım 5.000 euro alıyor. Parmağında oynatır ha böyle. Fikri! Yo, oldu. Koş şuraya sonra geri gel. 10 dakika çabuk. 50 euro vereceğim çünkü yerleri de yala. Olduğu zaman oldu. He. Şu anda o daha fazla. Çok böyle astronomik bir fark olduğu zaman dert olur mu bu sana? Hayır hiç olmaz. Hayır ben de öyleyimdir yani. Baksın bana ben çalışmam hiç, ya. Hanım 5.000 euro alsa. Hanım 5.000 euro alsa işe gidene sıçsınlar. Hayatta gitmem yani. Kalkarım işte ne güzel çalışıyor eşek gibi ha diye. Ya hiç öyle bir kompleksim yok. Yok aslında. Değil mi? Hiç asla. Sen peki belli eder misin? Çok aşırı farklı para kazansan. Ben para kazansam daha fazla. Yok hayır ben... öyle benim öyle bir şeyim yoktur. Ama şimdi o daha fazla kazandığı zaman hissediyorum mesela sürekli şey yapıyor. Yani zaten kuş kadar para kazanıyorsun falan diye şey yaptı oluyor. Harbi mi? Şakadır bunlar tabii. Ya tabii ki. Ya tabii şakayla karışık ama mesela şimdi bir daha ben daha fazla kazanırsam ben de yapacağım yani. Şaka mı şakayla karışık mı? Şakayla karışık. Yani öyle bir alınma kavga bir şeyimiz yok ama. Hayatım dur şimdi sorumu doğru anla. %100 şaka mı? İçinde gerçeklik payı var mı sence? Gerçeklik payı var, ben daha az oluyorum yani. Anlaşamıyoruz ya. Hayır kız aslında doğru cevap veriyor benim soruma göre. Ama Türkçe zengin bir dil. Anlaman lazım artık. Şaka. Ben sence bu laf tamamen şaka mı? Bence şaka. Şaka olmasını umut ediyorum. Mesut Bey aklıma kurt düşürdünüz şu an yani. Şu anda evet. Tamamen şaka mı hocam? Tabii şaka hiç. Şeyle alakalı değil. O da yani para bende toplanıyor. Hani ondan sonra ben işte gerekli... İşte dağıtımı yapıyorum. O nedenle hani işte gönderirken bana işte her ay sorar. Biz bir matematik yaparız her ayın başında. Ne yapayım, ne kadar göndereyim vesaire gibi. Ondan sonra işte o onun şakası işte. Ya zaten kuş kadar para alıyorsun. Ne göndereceksen gönder işte falan filan gibisinden. Hani o şakaya yani. Bak sıçmış kızın ağzına. Ya sen gönderdin ben anlamadım ki gönderdim sen. Bana bir 40 lira daha yatmış, onu kim gönderdi ya? Sen mi gönderdin onu? 40 lira senin maaşının tümü, niye gönderdin ya? Ne kaldı sonra yacım soru? Düğün dönemi şey... Bak düğün dönemi... Bir dakika önce dur hocam. Buyurun. Mesela bunu yayınlarken şöyle bir şey olur, boşluğa bakıp düğün dönemi... Ben dememişim çünkü düğün dönemi yani. İstikrarlı vuku bir yerden mi geldi sana düğün dönemi? Boş. Çok komik. Düğün dönemi diye anlatayım şuraya be. Düğün dönemi. Eşek başı mıyız biz burada? Şimdi bu düğün dönemi diye bir şey var ya. Hay Allah. Düğün döneminde mesela öngörülemeyen masraflar falan vardır böyle. Hiç hesapta olmayan bir masraf. Hiç oldu mu sizde? Yani yok. Masraf olmadı ama öngörülemeyen olaylar oldu. Ne oldu? Annesiyle babası... Başkasıyla evlendim.
Aklımdaki fikir değildi ki benim. Annesiyle babasının ve nikah şahidimizin bulunduğu araba birlikteler. Oh. Geç kaldılar yani. Beşte nikahımız. Ya böyle mi anlatılır bu olay ya? Şarampolen yuvarladı falan diyecekti. Size de geldi mi o? Korktum ben. Oo, yapma 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 yapma. Başka bir anne bulduk, başka baba bulduk. Çabucak gömdük ötekileri. Ya biz biraz nikah ötelemek zorunda kaldık. Beter oluşu zaten sonra. Benim 3 senem gitmiş ya. Benim 3 senem şu an gitti ya benim. Sonra nikah memuruyla biz orada nasıl kaynaştıysak, nikah sırasında da espriler devam etti. Böyle bir evlenmemeyi kabul ediyor musunuz gibi bir şey sordu. Oğlum biz şaka yapınca kabul etmiyor bunlar. Onlar yapınca serbest mi? Ya gayet yaptı. Ama ben de duymadım bunu ve Fikri hayır dedi. Ben ve herkes Fikri'nin sadece hayır dediğini duyduk. Fikri, bu risk alınır mı orada? Evet. Şakaya katılacağım diye bu risk alınır mı? Evet. Yani tam. Evlenmemeyi kabul ediyoruz. Al! Bayağı ayakta alkışlandım ben ama hayır. Ciddi misin? Hayır, bravo falan böyle bir şey oldu. Nasıl ortam lan bu? Aynen. Yani herkes şimdi hani evet'e vereceği tepki hayır'a verdi. Otomatik. Yani. Şaka yaptım ve yani, desteklediler seni. Yani nikahlarda öyle bir otonom durum oluşur ya. Yani evet diyecek işte hani alkışlayacağız falan gibi. Hayır falan. Ondan sonra yine alkış koptu falan. Ondan sonra hayır falan. Falan. Ondan sonra bir daha tekrar sordu. Peki evlenmeyi kabul ediyor musunuz falan dedi. Evet dedim. Neden dedi. Sıçacağım artık ya. Şakası batsın iyice. Evet, seviyorum ya. Dedim. Harbi mi? Tabii öyle bir ses çıktı. Seviyorum. Al o zaman keşkül. Hanımlar beyler, ilişki testi Ataşehir Dastas'ta alkışlarla devam ediyor. Sevgili Aliye, sence Fikri dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil. Peki daha güzel olsaydı dediği bir fiziki özelliği var mı? Yani burnu biraz yamuk. Doğru. Benziyor burunlarımız hocam seninle. Böyle kırmışlar gibi çocukluğumuzda. Evet, kırmışlar. Burunları. Seni kırmışlar mı? Ya kırılma işte futbol oynarken. Bir, profesyonel miydin? Amatör. Tamam. Bir godik bir kafa yedim ben. Ne demek sol o? Sol tarafa. Böyle bir hani biçimsiz ilginç bir defans oyuncusunun bir kafası vardı. Onu ben şuraya yedim. Tık. Sonra bayağı böyle... Yani bayağı burnum kanadı öyle söyleyeyim. Pozisyon icabı mı yedin? Kavgada mı? Pozisyonla hiç alakası yok. Yani top tamamen yerde. Top yerdeyken ben kafa yedim. Çocuk katarak mıydı? Neden öyle oldu? Gibi, galiba öyle bir şey. Neden oldu? İşte sonra işte burnum kanadı vesaire. Sonra işte acile gittik vesaire falan. İşte röntgen çektiler. Ondan sonra doktor baktı. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bundan dedi. Sen dedi yarım dedi şeye git dedi. Bir uzman doktora git dedi. Gitmedik. Ondan sonra da... Kaynamış yani öyle söyleyeyim. Bir 6 ay sonra da 6 ay sonra gittik. Yani gerek yok buna zaten bir işlem yapmaya. Bu böyle devam et sen hayatını falan dediler yani. Daha da bir işlem yapmadık. Ama evet bir falso var yani burunda. Kendine bu kadar önem vermeyen uzun zamandır. Ben kendimi bilirdim. Burnum kırılmış. 6 aya kaynar ya. Kendinden kaynadı yani. Kendine... Kası var mı kası? Yani... Satmak istemiyorum. Yok yok. Diyemem. Var mı? Söyleriz bu ne olacak ya? Kası var mı? Var biraz işte kollarında. Gördüğünüz kadar. Ben görmedim. Sen dokundun. Var biraz var. Biraz var. İster miydin daha kaslı olsun? Yok öyle bir vücut şeyim takıntım şeyim yok benim ya. Yani çok kaslı ben şey yani çok üçgen sevmem. Çok deli gibi mesai harcayan ve hani sürekli aynada kendini izleyen bir adam olsun istemem yani. Ama arada da onun milyonlarca kaslı insan var. Mesela Fikri ile o bahsettiğin adam arasında 2 milyar insan var dünyada. Fikri mesela. Burada Fikri diyelim. Şurada adam var. Ben burayı konuşuyorum. Bu kadar olsun ister miydin? Ya bunu kendine dert etmeyecek kadar olsun ister mi? Tatlı, sevimli bir şey olabilir. Olabilir. Kas. Evet. Kaşı kaş gözü göz mü? Evet, ben seviyorum. Ama bayılmıyorsun galiba. Bir de çok ayak baş parmakları çok büyük. Ama gerçekten şöyle çok büyük. Yani mesela yan yana bir
Hani böyle şey vardır ya, tatilde ayak fotoğrafı çekersiniz falan. Biz onu çekemiyoruz yani. Bütün şeyi kapatıyor. Bir birey gibi yani. Birey mi? Evet. Abi ben ona bireysel emeklilik kredisi açtım. 30-30 ödüyorum. Öyle mi? Bizde öyle bir şey yok. Biraz evet. Biraz evet. Yani. Genetik. Yani öyle bizde evet, ailede öyle bir durum var galiba. Hatta bir gün böyle işte salonda böyle gayri ihtiyar böyle rahat bir şekilde bacak bacak üstüne atmışım falan. Ondan sonra biri de yerde falan oturuyordu. Ondan sonra sağ tarafa döndü. Benim ayağımı, baş parmağımı gördü. O ne lan dedi. Yani hani biri bakıyormuş ona gibi. İki parmak hissiyata kapıldı. İki yani. Parmak. İkinci parmak onun altında mı? Evet. Şu an içim kalkıyor soru sorarken. Canım sıkıldı mı hep beraber? Araları hep pis mi araları? Böyle parmağını yalayıp sokuyor mu arada? Ne var lan? 20 liranızı geri alın. Bok gibi muhabbet, evet. Yani asla öyle bir... Tamam tamam oğlum. Bırak. Bu soruyu ciddiye alıp cevap veremezsin ya. Duş alıyoruz. Mesela, aha buyurun. Sence dünyanın en güzel kadını mı? Evet. Aliye. Bence dünyanın en güzel kadını. Yani gönül gözüyle bakıyorum. Gönül ama... Hocam tüküreyim gönül gözüne. Buraya kadar güzel geldin. Gönül gözüyle bak. Sonra bakarsın. Evde bakarsın gönül gözüyle. Gönül gözüne bakmasam da bence gerçekten dünyanın en güzel kadını. Tamam. Ama... Ama... Daha güzel olsaydı dediğin bir fizik özelliği var. Ya esasen... Yani benim dert ettiğimden değil ama... Kendi dert ettiği için bu... yani kilosu biraz daha... Yani kilosunu dert ediyor. Bence... Öyle bir problem yok ama. 30 kilo verdi geldi. Yarın verdi sabah. Yok 30 kilo zaten vermiş haline ben aşık olmuştum zaten de. Yani 30 kilo yoktu zaten ben aşık olduğumda. Tanıştığımızda tabii. Hocam bu çok ayıp bir cevap şu an yani. Hani şeyden yani biz tanıştığımızda hani bir o kadar hani azdı ama o zaman da dert ediyordu kilosunu. Onu demek istiyorum. Ha, o zaman da kendine. Ama bu arada bazı insana dert çok yakışır ede, ya. Ede. Sana çok acayip yakışıyor yani. Sakın verme, ciddi söylüyorum bak. Veremiyorum zaten. Verme, daha da ye. Bugün mesela keşkül yiyip yat, söz mü? Tamam. Bak bakayım hocam, kaşı kaş gözü göz mü? Evet, kaşı kaş gözü göz. Dünyanın en güzel yüzü bu mu? Yani çok... Evet. Çok zorluyorsunuz Mesut Bey. Yani değil çünkü. Bunu hepimiz biliyoruz, değil. Zorlamayın artık. Yani simetri biliyorsunuz güzelliği oluşturan şey bence gayet simetrik ve güzel. Güzel güzel. Sen saç mesela ektirdi geldi yarın. Ya o bir mesele olmuştu aramızda. Bununla ilgili bir konuştuğumuz dönem oldu. Ektirsem mi ektirmesem mi? Bu arada biz tanıştığımızda saçı vardı. Yani ben nasıl... Laps! Ben 30 nasıl... kilo aldım ama. Bu adama da şu anda uçak iner Mesut Bey. Tabii tabii. Konuş yani... kız. Alnı yoktu gibi bayağı böyle fırçalı. Ha, koy koy baksana alınları ibaret şu an Mesut Bey. Bizim zaten yani 13 sene önceki birlikte olan fotoğraflarımızla şu anki arasında alaka yok yani. Değil mi? Birbirinizi mi olarak... çökerttiniz acaba? Ya tam tersi aslında. Ağır sordum lan ben de. Birbirinizle ağzına sıçmışsınız dede. Valla tam tersi aslında yani ben çökerken Ali'ye yükseldi gibi bir şey oldu. Ali'ye aslında. Çökük müydü? Yok çökük değil. Çökük aldı. Ne yapıyorsun ya o hemen... Yani ben biraz evet daha erken şey oldum herhalde. Ama Ali'yi yani en azından eski fotoğraflara bakıyorum. Şu an ya ben daha güzel buluyorum. Yani yıllarca, yıllar geçtikçe. Evet, bazı hanımefendiler Ali'ye gibi yaş aldıkça daha güzel görünürler. Evet. Değil mi? Büyüdükçe hani kemikler daha oturuyor iyice tabii. Evet. Ben de öyleyim. Yaş aldım bu kadar oldu yani öyle söyleyeyim. Hocam fışt yaptın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Ben mükemmelliyetçiliği ama olumsuz anlamda söylüyorum. Ben ona şöyle bir örnek vereyim. Yine yemekten bahsedeyim. Yine bir, ya ben mutfağa düşkün bir insanım ve mutfağa da giriyorum. Hani kendimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Naçizane öyle söyleyeyim. Hani yaparım, hani gelir. Ama kesinlikle bir kulp takar yani onu. Hani işte ya tuzu işte şey olsaydı. Yani ben şimdi yani Michelin yıldızlı bir restoranın şefi değilim. Yani ben naçizane makarnamı yapmışım. Lapta koymuşum yani. Hani beğenmen lazım. Yani evin ortalaması belli. Ne olabilir ki yani? Yani hani ev... Ne oldu lan sonunda bir anda? Hayır, şey yani... Mağdur başladı. Ben de bilmem ne oldu. Evin durumu belli. Senin yaptığın bok gibi makarnalar belli. Ne oldu bir anda mesela yani? Yani evin standardı belli. Evin ortalaması belli yani. Kim daha iyi yemek yapar? Yani o tabii yaptığı zaman çok leziz oluyor. Ama yapmıyor. Peki. Yani genelde müşterek diyebilirim. Anladım. Çok mükemmelliyetçi. Başka? Başka yine işte yani mesela atıyorum ben biraz
işte müzikle biraz işte ilgilendim vesaire falan. İşte senin ses tonunda da bir zaten değişik bir durum var. Çok güzel bir ses rengin var. Teşekkür ediyorum. Ya işte vokal miydin yoksa bir şey mi çalıyordun? Yok ya şey işte kendim naçizane işte bateri çalıyorum. Çalmaya çalışıyorum diyeyim. Vokalliğin var mı? Yok. Ha. Yok ama şey yapıyorum ben kendim evde bir şeyler yapıyorum. Kendimi eğlendirmek anlamında işte dublaj vesaire. Mesela atıyorum işte bateri kaydı yapmışız. İşte bateri cover yapmışız. Ondan sonra işte mesela gösteriyorum. Hani şey hani çıta bir çıta belirlemiş o konuyla ilgili olarak. Ya yani mesela bana işte ya Metallica'nın arkasında çal da gel falan diyebilir yani o konuyla ilgili. Hani mümkün değil benim öyle bir şey yapabilmem mesela. Ya hayır yani bir sene kursa gitti. Bir sene kursa gitti. Bir bokumu öğrenmemiş. Paralarımız hep çarçur. Hani... Bir sene Mesut Bey. Çocuğumuza don alamadık ya. Hani benim için o şey yani bir senenin sonunda ne yaptın göster bakalım dediği zaman hani şu an nasıl böyle pıtı 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 siz çalarsınız onun bir tık üstü olması gerekiyor en azından. Öyle bir değil beklentim mi? Var. Kurs boşa mı gitmiş kuzum? Açık ol. Ben o kısmındayım yani. O kadar hani bir sene... Bu adam dolandırılmış mı kursta? Yok yani yine bir çalıyordu da ben biraz daha hızlı böyle pıtı 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 diye böyle şey çalarlar ya. Sen de pek hakim değilsin konuya da. Ben hiç hakim pıt pıt pıt. Bu kim? Metallica. Pıt pıt. Ya ben hiç hakim değilim. Yok Pink Floyd bu. Ha? Hiç hakim değilim. Benimki tam şey böyle hani baba şeyi vardır ya hani getir çal bakalım falan o kafayla. Yani. Anladım ama sen genelde pek onaylamıyorsun bu adamın yaptıklarını. Hep çok da beğenmiyorsun yani. Ya ama bitmiyor eğitimi yani. Mesela... Kaç para veriyorsunuz bu kursa siz? Allah'ın senin canından bitti. Can gitmiş. Kaç para bu kurs? O bitti o bitti ya o bitti ama mesela Fikri'de sürekli şey vardır işte. Biz normal okurken işte birden kaptan olacağım dedi. Aslı gitti oraya. Sonra dedi ki birden ben yüksek lisans yapacağım dedi. Ona gitti. Sonra ben işte yok bateri kursu yapacağım dedi. Oraya gitti. Yok işte şimdi Fransızca öğreneceğim. Yani sürekli bizim bir gelişimiyle ilgili bir şeyimiz var. Bu güzel ne yapsın bir şey. Adam okay, otursun yani, mu bütün gün? Hayır bu güzel bir şey ama... Bu adam sırada... çok yönlü olmaya çalışıyor. Fransızca öğrendi. Bateri çalıyor. Bu nasıl koca ya? Hayır bu güzel bir açsana şey. Açsana ATV'yi evde, otursan evinde. Ama bunun bu şu zamana denk geldiği zaman mesela yeni çocuk doğmuş. Heh. Benim evde ihtiyacım varken bana ben bir Fransızca kursuna gideceğim dediği zaman ben orada cırlıyorum. Şimdi sırası mı Fransızca? Belki sizden kaçıyordur. Muhtemelen yani. Yok. Ama kaçamadı bilmiyorum. Yani gidemedi zaten. Göndermedin mi kursa? Ya o zaman değildi. Daha düzgün bir zamanda gidebilir tabii. Hocam gidememişim kursa. Yani. Yani... Yememiş, gidememiş. Ya işte Trakya'da oturmuşsun oraya, kukuman kuş gibi evde oturmuşsun. Ya o tabii evet. Fiziki bir olay yani hani kimsenin tabii evi hani bateri çalmaya şey değil ama hani o olmadı ne oldu işte ben başka bir şeye yöneldim yani. Neye yöneldin? İşte dediği gibi ya işte öyle dublaja yöneldim ya işte Fransızca öğrendim kendi kendime falan. Ya bir şekilde kafayı şey yapmaya çalışıyorum. Ne güzel abi işte kendini geliştiriyorsun. Ne güzel yani, işte evet, durmuyorsun yani, hiç. Yani kafayı hiç boş bırakmamaya harika. Çalışıyorum. Yani hani sürekli kendime işte belli hedefler çizip kendim yani kendimle alakalı bir husus. Yani hani birine işte aman işte aşkım hani beni işte Fransızca konuşurken görsün de vesaire. Ya yani öyle bir durum değil. Kendimle alakalı bir husus yani. Tamam oğlum anladık. Kendi ihtirası yani. Kim işte kendim diyor kendim. Kuzum fışt yaptın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Çok fevri. Bağırıp çağırıyor mu bir anda? Hani baştaki o grafik. Ama hani o da anlatırken beni tık. O getiriyor diyor oraya. Burada sen, yani, senin payın var mı? Ama bir konu var ve kavga ediyoruz. Birbirimizi getiriyoruz bir konuya tabii ki yani. Tamam. Yani, sorunlu bir konu var ama mesela durup dururken birden böyle bir yükselip yani yükselmesi bir sorun. Yükseldikten sonra çok çabuk düşmesi de bir sorun yani. Mesela birden yükseldiği zaman ağır mı konuşuyor? Tabii. Ne diyor yani mesela? Bir hani, örnek ver yani. Küfür ya. Değil ya. O an ne oluyor yani mesela? Yetti artık boşanalım gibi bir anda böyle... Yok yok boşanalım konusu ne mesela? Değil ama... hani ne bileyim küfür... Çok etmez küfür ama böyle bir şey yapar. Bağırmaya başlar, sesini çok yükseltir ama ben de biraz... Yüksek volümden çok rahatsız olan kavga... Yani ben mesela... Son bağırma ne dedi? Allah sen bir örnek ver ben burada ikiye ayrıldım şu an. Ne dedi mesela bu adam bağırdığında? Ne yani... Dittir, git demiştir. Ha o kadar. O tamam. Kadar ama onu böyle yüksek volümde bağırmak falan. Sonra hemen pişman oluyor musun hocam o kadar yükseldiğine? Hiç uzatmam. Yani ben uzatmamaya çalışırım ama
Aliş biraz uzar. Yani o uzatmayı sever. Öyle söyleyeyim. Fevri diyorsun yani. Fışt yapsan. Fevri ve mesela bizim kavgalarımızın çoğu arabada olur işte. Sormaz yol. Yani ben bir yer bulmaya çalışırız. Navigasyon, kadın bağırıyor. Sağa dönün, sağa dönün. Biz sola döneriz. Niye? Çünkü orası boş yol. Yani biz hep boş yola döneriz. Öyle bir şey var. Yani sağ... Aa, Kocaeli'ye geldik. Anlamadım nasıl oldu. Oldu ama. Çünkü boş yola döndük. Gerçekten oldu. Yani trafikten nefret ediyor. Ben de diyorum ki yani trafikle birlikte biraz trafikte kalarak gideceğimiz süreyi sen zaten 20 kilometreden dolaşarak geliyorsun. O diyor ki ama gidiyoruz diyor. Ama gidiyorsun da hani geç kalıyoruz. Bu biraz şuna götürüyor beni. Galiba ilişkinin pintisi sensin. Yok, araba bende de o yüzden benzini ben şey yapıyorum. Ben sürekli böyle... Bayağı da müşterek bir hayat gerçekten. Yani... Ya bir de hani istemiyorum o yollara girmeyi. Böyle engebeli yollarda hani orman yoluna giriyoruz falan saçma sapan. Kaybolduk kaç kere kaybolduk ve navigasyon çekmiyor. E biz şeyiz hani önde bir Doblo görüyoruz. Ya bu ticari araç belki ortak bir E5'e teme çıkıyordur. Şunu takip edelim diyerek çok o adamlar da dağ evine tatile gitmişler bir hafta. Evet. Doblo'yu takip ediyorlar. Evet, biz de kalak mı ya sizde biz kaybolduk. Ne yiyoruz keşkül mü? Ayağlar razı olsun ya. O da oldu. Adamın evine gittik mesela. Adam evine gidiyormuş meğerse yani. Aynen. Bir sonra yoldan bambaşka. Şakasını yaptım yine olmadı ya. Oldu. Çocuk şimdi 2,5 yaşında ya. Tableti var mı şu an? Yok. Böyle bir durumda mesela önemli bir karar alınacağı zaman çocukla ilgili kimin dediği oluyor daha çok? Benim dediğim oluyor. Ali'nin dediği oluyor. Öyle mi? Tabii. Sen biraz sorumluluğu bıraktın mı oraya? Yok, biz aslında yani ortak karar alırız genelde ama Aliş zaten mantıksız bir şey söylemez. Aliş mi dersin ona? Evet, Aliş de. Aliş veya Aliş'im. Vay. Ne güzel. Sen ona Fikriş? Yok, Fikri. Ama güzel oldu ha, Fikriş. Sempatik tam böyle Aliş, Fikriş tam oynaşmadan önce böyle şey harfleriyle değil mi? Kime düşkün çocuk? Bana. Ya bir de hem yaşı itibariyle de şu an çok küçük. Tabii. Erkek çocuklar da biraz daha anneye de... Tanıyor musun babayı? Tabii özellikle... Gene geldi lan bu kel. İlk başta şey oluyordu böyle... çocuk böyle uzattığım zaman ağlamaya başlıyordu falan böyle o dönemler oldu. Ama özellikle şimdi pandemi döneminde hepimiz bir eve kapandık tabii. Falan daha kaynaştılar alıştı. Yani. Nasıl hocam hissiyat? Ya çok başka bir şey gerçekten. Yani... Olmayan herkesin de olmasını dilerim. Yani şey... Dümdüz cevap ya. Şey yani başta tabii çocuk yani otomatikman şey gibi bir şey. Yani cep telefonla şarj aleti ilişkisi gibi yani aslında. Anneyle çocuğun ilişkisi. Teşbite hata oldu mu size şu an? Yani bence olmadı. Değil mi durduk yere? Hanıma üçlü priz götürüyor mu arada? Ya evet. Yani belli bir zaten döneme kadar hani babayla zaten hiçbir ilişkisi yok. Yok. Babanın hiçbir fonksiyonu da yok zaten yani öyle söyleyeyim. Ben sadece işte gece Aliş kalktığı zaman ben de hani nezareten kalkıyordum yani hani şey olmasın diye. Hani ayıp olmasın diye öyle söyleyeyim. Bazı babalar kalkmaz. Hep kalktı mı? Yok. Hiç kalkmadı. Ya hiç değil. Hiç kalkmadı. Ben yalancı konuk sevmiyorum yani. Ben de ilk defa öğreniyorum bunları. Nezaretten kalkıyorum, anlatıyor, ses tonu şiirsel. Kadına soruyoruz, bir kere bile kalkmadı ya. Yani, hangisi gerçek? Ya şöyle, ilk başlarda tabii ilk 10 gün falan artık evde bir ağlama sesi duyunca hani uykusu kaçıp kalkmış olabilir mi? Ondan sonra konu kapandı yani. Hatta şöyle oluyordu bizim, işte Aliş dün gece çocuk hiç uyanmadı ya ne güzel falan. Ben böyle 5 kere uyandı çocuk falan benim. Milletten uyumuş o sıra iyi lan. Yani bizim demek çok iyi ya valla böyle büyütülür biliyor musun Aliş? Gel sen de yat. Evet. İki ay sonra bir bakarız ne yapıyor diye gel. Koy oraya 6 litre süt koy kendi içsin öyledir. Evet yani. Ya çoğu zaman onun kalktığından çocuğun kalktığının haberi olmadı. Çok tatlı ya. Bu çocuk dinç iyi uyudu demek ki gece. Hani ben maşallah var ya falan filan diyorum ama. Değil mi? Tabii gece. Haberin yok yani gecede. Gece olaylar oluyormuş. O sıra gıcık oldun mu sen bu adama? Tabii canım. Değil mi? Kendimi büyütürüm, boşayım falan dedim mi hiç? Yok yani boşayım. O sırada işte bir bateri çıkınca ondan deliriyorsun hani. Laps! Gibi. Yani yoksa ben de kendini geliştirmesiyle ilgili beş kere uyanmış ama... çocuk, sen bakmışsın, emzirmişsin bilmem ne sabah geliyor. Hanım ben bateri çalacağım. Sokarsın o ağzına yani. Aynen öyle. Değil mi? Uyumuş 11 saat, bateri çalayım ben. Al bak burada. Çal da bir tane sopan olur, öbürünü bilmiyorum ne yaparım. Hayır, haklı yani. Hocam,
Timing önemli. Gerçekten önemli evet, yani. Evet. Ertesi sabah demeyeceksin o bateriyi. Olmaz. Yani. Ha biz bir de çocuk uyuyunca böyle ayak parmaklarımızla evde yürüyoruz. Aman uyanmasın diye. Böyle bagetlerle. Alpdeniz ben baban. Evet yani. Aliş uyandı mı? Uyandırmış çocuğu. Evet. Ben kimim? Metallica. Hiç olacak iş değil yani. Yani bayağı tabii frekansı çok değiştirir çocuk. Yani işte biz de... Dünya tatlısı adam ya. Yani bir tadım kaçtı. Evde bir şey ağlıyor arada. İşte kendi kendine büyüse ama. Bayağı çok da pişman oldum ya. Aliş de ayrı eve çıksalar ne güzel olur Mesut Bey. Bütün evi bateri yaparım. Sabahtan akşama çalarım. İki hafta sonra Pink Floyd'dayım. Bitti gitti. Ama şey zaten çocuk doğduğu zaman bile... Yani doğum başladı, sancıların başladı. Fikriye diyorum ki kalk sancım başladı diyorum. Yattığı yerden bana şimdi yat yarın sabah kalkarız diyor. Hani yarın sabah gideriz doktora diyor falan. Saat gece 12. Diyor ki sabah 7'de nasıl olsa gideceğiz diyor. İşe giderken bırakırım ben. Yani şunu mu demek istiyorsun hanıma? 7 saat sancı. Evet. Yo yani o işte şöyle bir hikayesi var onun. Çocuk bizim Alpdeniz 6... Kasım doğum. Pardon 7 Kasım doğumlu. O hafta da artık bitecek yani. Hani tam anlamıyla son yani hamilenin son haftası. Artık şey alacağız yani ya şey de söyledi zaten kadın doğumcu doktorumuz da söyledi. Hani cumartesi hani isterseniz işte doğumu yaptırayım. İşte bir 10 Kasım'a denk geldi. Normal doğum mu sezeryan mı? Normal doğum oldu. Tamam. Ama bize dedi ki hani sizin abi 3-4 gün veriyorum. Hani yarın kontrole gelin. Eğer hani 10 Kasım'a kadar şey olmazsa ben işte hastanedeyim ne zaman olursa olsun. Hani biz de 10 Kasım'da doğmasını istemedik. 11 Kasım olsun diye istedik. Ondan sonra neyse 7 Kasım'da bir anda işte normal doğum... Yani gece sancı durumu var ama biz yani şimdi daha önceden tabii çocuk sahibi de olmadığımız için bilmiyoruz yani olayı. Yani ben şeyi zannediyorum hani hurra hani böyle koşturacağız hastaneye falan gibi bir şey düşündüm. Ama kadın demiş sancıyorum demiş gece 12'ymiş. İşte, bu dediklerin işte bunlar zaten. Evet. İşte neden yani, gitmediniz hastaneye? İşte sancılar sıklaşınca geldi. Ya o benim çığlık atmamı bekliyordu. Ben daha böyle sakindim ben de. Benim sakinliğimden güç alarak hani galiba sancı mı bu? Artık yalancı sancı mı? Normal mi? Ben de tam anlayamıyorum. Senin ama. De sancıyı söyleyiş tarzında adam da haklı mı acaba? Hayır. Galiba sancı var ama bilmiyorum. Belki de kişim gelmiştir. Emin değilim. %50 Galiba bilmiyorum. Hop galiba doğdu. Ho. Galiba 3 yaşında. Galiba. Artık, efendim galiba diye sancı açıkladım. Ama şekerim. Artık 42. hafta doğması lazım zaten. Tamam. Yani sıkıntı var yoksa. Şey diyor yani. Yat şimdi sabah gideriz. Ben de hani iyi tamam yatayım falan. Yattın mı? Yattım ama uyku tutmadı tabii sadece. Yani normal olarak. Sonra ben işte bir İstanbullu gelini gece izleyerek sabaha kadar şey otur. Şeye bak. Esma Hanım ne yapacak bakalım. Ya evet soğukkanlıydık yani bayağı. Ama onun hani... O gece doğdu mu çocuk? Kanlılığı ertesi gün 11'de doğdu. Sabah 10'da. Sabah işte... Şu mu oldu? Dur şimdi bak doğru anlayalım. Salı gecesi diyelim. Bu kadın 12'de dedi ki benim sancım var. Aynı gecenin sabah 10'da doğdu. Evet. 7'ye kadar bu kadın İstanbul'a gelir miyiz dedi. Yani tekrarlarla beraber. Hocam. Aç dedim NBA'yi aç dedim. O 4.30'da başlıyor. Aç şu NBA'yi öğrenirsin. İkilik var, üçlük var. Ya birinci sezonu izledi. Ama o hep uyudu. Hiç kalkmadı. Ve 10 saat sonra doğdu çocuk. Evet. İşte ama şöyle oldu bir de hastaneye gittik. Geldi mi hastaneye? Otoparkta bıraktı beni. Otoparkta mı bıraktı? Vallahi sorunda yine şaka vardı olmadı be. Hanım şimdi çabuk girmem çıkmam lazım. 30 lira yazar burası ya. 3 saatimiz var. Doğru gel tamam mı ne olur. 3 saat var ya. Şey yani ben bir işe gideyim. Velhasıl neyse bıraktı beni. O gün ama yani doğum günü değildi. O gün kontrol günüydü. Aliş'e dedim ki hani doğum bir durum olacaksa hani öyle bir durum olursa beni ara ben gelirim zaten hani gibisinden öyle konuştuk. Hani çünkü hani hemen hurra... Askere yazıldım askere. Ulan söyleseydiniz gelirdim ya. Hiç uğurlayamadık çocuğu ya. Doğduğunda hastaneye gittin mi? Onda. Ya bu denilen şey 15 dakika sürüyor. Hani ben bıraktım sonra işe gittim. Ne yaptın işte? Ya işe gittim, simidimi aldım. Tam simit mi? Simidimi yerken... Ya bir şey vardı bugün önemli, neydi ya? Kaptan bir kalper daha alayım.
Bir şey unuttum. Ne unuttum ama bir şey unuttum yani. Biz böyle bir içimde bir huzursuzluk da değil de. Evet. Ya o işin latifesi ben... Latife değil aga bunlar. Gittim geldim ben. 15 dakikadır burada bizim içimizde alandır latife dediğin yer. Ay simitle geldi bir de. Simitle geldi. Tanıştığınızdan beri senin açlık hikayelerini dinliyoruz. Vallahi ilişki testi açlık oyunları bu nedir ya? Keşkünle başlar, simitle devam eder. Sen bir doy rahatlayalım ne olur ya. Huy olarak bu adamı bir hayvana benzetecek olsan... Hangi hayvana benzetirsin? Şey, hayvanat bahçesindeki aslanlar vardır ya. Hani savanada yaşayan değil de o hayvanat bahçesindekiler daha hani baktığında aslan gibidir ama bir işe yaramaz öyle oturur bütün gün. Şey mi oldu? Yani şeydir böyle. Ne yapıyor? Pardon sıçtım ağzına ama pardon. Hani böyle yani... Aslan demezsin ya böyle hani. Hani sümüğünü silmesin ya bazen. Yani... Evet diyemezsin şu an ben abartıyorum. Yok, mübalağa yani, var burada. Değil de hani şey böyle heybetlidir durur arada bir işte kükremez de çoğu kişi kükremesine de denk gelmez onun. İşte 40 yılın başı bir kükremesine denk gelirsin böyle bir şey yaparsın. O öyle uyur kuyruğunu sallar. Hep uyur yani onlar. Peki bütün bu süreç hayvan hayvanat bahçesindeki aslanın olaraklarıyla ilgili olabilir mi? İşte ondan, evet. Onu da yani sence bu adam bir hapiste mi sizin içkinizde? Hapiste değil, yediği önünde, yemediği arkasında diye. Güzel konuştum ha. Hayvanat bahçelerine karşıyız bir kere hepimiz. Tabii tabii. Tabii mi? Ama ben hangi hayvana tamam. benzetirsiniz? Şimdi aslan desem çok şey olacak. O aslan değil. O aslanın görünümünde öbür aslan anlamında. Anladım. Peki sen hocam? Huy olarak bir hayvana benzet bakalım. Sana böyle sert girildi. Al bazukayı vur. Ben yani... Ben saka kuşu diyorum ya. Neden? Yani böyle renkli bir hayvandır. Özgürlüğüne de çok düşkün. Ama içi bomboş. Tın böyle beşlik su şaşal gibi ya. Evet. Renkli ama yani. Tık tık tın tın ses çıkıyor. Sokayım böyle kuşa ya. Evet. Yani işte hani beslemesini bileceksiniz, yemini... Ne yapıyorsun ya? İkisi de insan hakları ihlal yapıyor karşılıklı. O onu aslan diyor hayvanat bahçesinde işe yaramıyor. Ona diyor ki saka kuşu iyi besleyeceksin onu. Çok sıçar ama o. Beslemesini bileceksin ki... Ki yani evet yemini suyunu verdikten sonra çok da bir problem yaşamazsınız. Sizi gayet kulak olarak doyurur. Çok güzel ötücü bir kuştur anlamında söylüyorum. Tamam. Ha. Hanımın iyi öter yani eğer doğru düzgün. Yani ben... Çipet pet pet. Evet zaten. Salak. Evet. Biliyorum. Ya siz delirmişsiniz ikiniz. Ben size erişemiyorum. Aman diyorum bir şey olmasın çipet pet 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 pet. Benim halime bak hayvanat bahçesi öyle yapmayalım böyle yapmayalım. 13 yıldan sonra böyle oluyor galiba. Çok da hakim olmadığın birkaç tane kadın var iş yerinden. Tatile gidebilir mi sensiz? İş tatili mi? Hani yoksa keyfiye gittikleri bir şey mi? Yok yok. Ülke ülke gezip sevişecekler. İş tatili değil. Oğlum herhalde yani. Onun adını koymadığımız için gidebilir mi diyorum. Yani şey, birileri daha var. Sen tam tanımıyorsun ama iş için gidiyorlar. Ya gidebilir. Ha tamam. Airbnb'den ev tutmuşlar. Tutabilir. Sıkıntı değil. Tek oda. Zorluyor iyice. Giyinmek yasakmış o ülkede öyle. Okey okey. Ben aldım cevabı. Sen hocam iş için çok takip olmadığın birkaç tane tip de var. Tatile gidebilirler mi sensiz? Tabii. Gidiyorlar zaten. Gidiyor evet, sık iş, sık. Giderler yani. Hadi puanlayalım. Çağdaşlık. 10 üzerinden. 9 özür diyenler o desin. Çok güzel bence de vallahi. Acayip tatlısınız. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. Benim gibi 9 ve üzeri diyenler o desin. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Tamam. Dolandırdık artık burası tamam bundan sonra. Hanımlar beyler.
beyler, ben Deniz Mesut Süre. İlişki testi benim çok içime sinen harikulade bir bölümle alkışlarla sona eriyor bu anda. Şu vakte kadar en az 3 kez sesli kahkaha atıp hala Instagram'dan ilişki testi resmi hesabını @ilişkitesti ya da ben Deniz Mesut Süre'yi takip etmiyorsanız naif beddua severim. Diyelim ki doğuracaksın. Kocan desin ki ben doğurunca gelsem olur mu? Bölüm biter. Bay bay. Çok teşekkür ederiz. Yalnız bırakmadınız arkadaşlar. Harika bölüm oldu. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz.